Şimdi şu an kötü bir şeyleri özendirenlerin kabul etmediği özenme onlar da olduğu gibi bende de var. Almanca akrabalar kaset getiriyorlar. O zaman onlar ne getirse popüler. Biz sabunla yıkanıyoruz, şampuan getiriyorlar. Ya bu ne ya? İşte bu sıvı ne güzel şampuan. kokuyor. İşte sıvı şampuan. Biz o zaman kalıp beyaz sabunla yıkanıyoruz yani. Bir Zeytin tane yağlı. kadar bitmiyor da yani. Da bitmiyor. Babamın çalıştığı fabrikadan bol bol veriyorlar böyle. Bitmiyor da yani. Çamaşırın arasına koy, rendele, deterjan olarak kullan, saçını yıka, her işe yarıyor. Biz çikolatanın içerisinde bilmiyoruz. Reçel var. Adamlar çikolata getiriyorlar. Kremasıyla kalmıyorlar. Donmuşunu da getiriyorlar. Yani o zaman çok yok öyle bu kalıp çikolata falan. Hatta ismini tam hatırlayamıyorum ama getirdikleri böyle içinde tam fındık olan bir çikolata vardı böyle içinde tam tam. İstesen de söyleyemem abi markayı. Bilmiyorum çünkü. <laughs> Bilmiyorum abi. Hiç göz gözümden anladı falan diye. istesen de bir hatırlayamıyorum. Alıyorum sadece. Eyvallah. Ee, ama bir de kaset getirmişler. Kasetin içinde de işte rap, rap var. İşte kartel bir numara en büyük cehennemden çıkan çılgın Türk evet. 25 yaşında 100 binlik araba nereden geldi bu para en iyisi sorma. Hani orada bir sitem var Amerikalıların derdi varsa siyahilerin bizim de derdimiz var. Biz özenme heveslenmeye ya bizim de derdimiz var abi babam Çeçenistan anlatıyor Filistin anlatıyor Kudüs'ü anlatıyor Myanmar'ı anlatıyor o zaman işte Keşmir'i anlatıyor. Evet, evet. Bizim de bir derdimiz var biz de anlatalım yani. Biz de derdimizi anlatmaya ilk yazdığım şiirlerden biri işte. Sonradan Kardan Aydınlık, rahmetli Abdurrahim Karakoç Üstad'ın nakaratıyla birleştirdik. Ger şey Kardan Aydınlık'la. İlk onu Filistin, işte Filistinli çocuklar onlar, adları Ammar, ellerinde sapan. Çünkü çocuklarla empati yapabiliyorum. Oradaki çocuklara direkt yazdım. Filistinli çocuklar onlar, adları Ammar, Ellerinde sapan bak, gözlerinde kan var. Tanklar kan kusarken onlar korkmuyorlar. Çünkü kalplerinde iman, yüzlerinde tebessüm var. Hiç unutmuyorum o gülerek taş atan çocuğu. O işlemiş. Bir de o zaman şeyler var. Hadi Ammar, hadi evet, Ammar, evet. durma at. Filistinli çocukları Ammar ismi. Bizde nasıl Türkleri? Mehmet, Mehmet ismiyle, Mehmetçik ismiyle. Ammar, Filistinli çocuklar onlar. Adlar Ammar. Ellerinde sapan bak, gözlerinde kan var. Onlar... Onlardan bahsetmeye başladım. İşte Irak Savaşı, Afganistan Savaşı, işgali diyelim. Ondan sonra hep bir şekilde ama tabii orada o zamanki abiler ya sen işgal eden adama laf atıyorsun onun müziğini kullanıyorsun. Ha ama burada senin sözüne ilave olsun hem de çayından bir yudum al. Bu şunun gibi değil mi? Düşmanın silahıyla silahlanmak bir. ikincisi bir araba düşün. Bu arabayla kutsal topraklara yolculuk da gerçekleşebilir. Bir işlet meclisine de gidebiliriz. Aynı arabayla. Nasıl kullandığına göre değişmiyor mu biraz? Abi Afganistan'da Şah Mesut. Çeçenistan'da Şamil Basayev. Ee, ondan sonra Amerika'da Malcolm X. Bu adamların üçü de suikaste kurban gitti. Ve bu adamların üçü de senin dediğini savundular. Yeter dediler ya bu bağnazlı. Mesela adamı es ya esir aldın nasıl konuşacaksın adamla? Rusça bilmiyorsun. Evet. Belki senin bir yere bir köyünü bombalayacak, saldıracak. O an bir şey içindesin. Mesela Şah Mesut Afganistan'da hemen millete Rusça öğrenmesini şey yapıyor. O adam. Şamil aynı şekilde. Evet. Malcolm X aynı şekilde. Malcolm X diyor ki beni öyle bir inandırmışlar ki İsa Mesih'in bile siyahi olduğuna inanıyorum onun yaptığı ırkçılıktan fırsatım olsa benim yapacağım bir ırkçılığa dönüşmüş bu diyor sadece onun fırsatı olduğu için o yapıyor benim fırsatım olunca da ben yapacağım buna inandırmışlar ama nerede açılıyor gözü iki yerde açılıyor bir Muhammed Ali'nin Türkiye'de şeyin Malcolm'un Kabe'ye gittiğinde açılıyor baktım diyor beyazlarla ibadet ediyoruz kimsenin kimseye bir de onun ünlü bir işte Mısır yolculuğu falan var, ee, Türkiye'de, hatta Türkiye'de olduğu söylenir, o Mısır'da bir camide o fotoğraf. Muhammed Ali de diyor ya ilk defa beyazların beni sevip bana güldüklerini ve samimi olduklarını hissettim Türkiye'de Erbakan Hoca'yla o Sultanahmet Meydanı'nda. Yani adamlar o zaman internet yok, sosyal medya yok, böyle bir sevgi gösterir, inat. yani biri söylese kardeş TRT var ya, Evet, TRT'de gece sizin siyah beyaz maçınız yayınlanıyor ve Türkiye'de bir sürü insan izliyor. Yok. Kahvenelerde maç var. Millet "Vur Muhammed Ali" diye bağırıyor. Yok canım <laughs> adam bile inanmaz yani. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> böyle bir medya yok. Geleneksel yok, yok. medyanın taş devri yani. <laughs> evet. E ondan sonra adam görünce ya bu gerçekmiş. Kabe'de Malcolm X görüyor, aydınlanma yaşıyor. Muhammed Ali, "E biz de bu aydınlanmayı gelirken de sanıyorum. Benim rol modellerim mesela siyahi yani ve hidayet hikayesi yaşamış insanlar. Müslüman olması birincil değer. Yani ve bu adamlar bir şekilde dünyaya Muhammed Ali sporundan ziyade işte insani konulardaki mesajıyla din, dil, ırk hiçbir şey ayırmadan milyonlarca insanın rol modeli olmuş. E biz de heveslendik yani biz niye mesajımızı milyonlara veremeyelim ki? E bunu nasıl yapacağız? Sanatsal bir şekilde olmalı. E şiir yeteneğim var. Annem bana Hasan bin Sabit'e sahabeyi de anlatmış. O sahabede benim yaptığım işi yapan biri var. O dönemin Çok sanatı Çok güzel bu. bir motivasyon. O dönemin sanatı bu. Şiirle kötülüyorlar dini. Bir basket değil atıyorsun değil mi? Cilala parlat filmini izliyorsun. Bunlar hep bir nokta, özenme işte. Bir basket atıyor, Bak iyi atıyorsun. Çocuk hiç alakası yokken basket evet, oynamaya evet. başlıyor. <laughs> Cilala parlat. Ben de karateci olacağım. Evet. Çekiçenin bir filmini izliyor. Ben karateci olayım hemen. Yani çok küçük nokta ama şimdi kötü bir şey özendirince maalesef bizim medyadaki arkadaşlar yok abi biz ne yaptık ki ya falan. Ben bunu hiç kusura bakmasınlar. Ahirette ayet-i kerimede geçiyor. İnsanlar şeytanı suç atacak. Mahşer günü şeytan diyecek ki Allah'ım ben sadece vesvese verdim. Hı. Ve şeytan haklı çıkacak. Kimsenin elini tutup hırsızlığa götürmedim. Dilini tutup yalana götürmedim. Gözünü harama baktırmadım. Sen vicdan verdin. Ben de vesvese verdim, senin tarafın tercih etselerdi ve maalesef şeytan haklı çıkacak. Şimdi bunlar da böyle yapıyorlar, yapıyorlar sonra diyor ya klibinde bak şu sahneler var. Bu çocukları özendiriyorsun buna çünkü kokucu dükkanına giren mis kokar, demirci dükkanına giren uyuş, is kokar. Uyuşturucuya özendiriyor, fuhşiyata özendiriyor, say say say. Tabi tabi tabi, müstehcen sahneler evet. o bu. bu, ben yazdım diyor klibin başına bunları ayarlıyorsunuz, <laughs> aynı şeytan. He. Ben demiştim. Bak. Hani ben demiştim. Bu kadar kolay değil. Çocukların daha dimaları bembeyaz bir sayfa ve kokucu dükkanına giren mis kokar, demirci dükkanına giren is kokar. Yani bulaşmaya çok müsait. E, maalesef bir de işte anne baba demin anlattık ya biraz çocuğunu böyle bazı konularda dışlıyorsa çocuk dışlanmayacak bir yer arıyor kendine. Maalesef mahalle kültüründeki kötüler de hep filmlerde olduğu gibi Böyle bir babacan tavırları var. Benim mahallede abilerim var. Bak benle her şeye geliyorlar, şey yapıyorlar falan. Kötü alışkanlıklar, o bu vesaire bir giriyorsun. Bir kere öyle bir arkadaş, abi hangisine tövbe edeyim dedi yani. Aa. Dedim ki sen kendi günahlarını büyük görüyorsun ama Allah'ın mağfiretini bilmiyorsun. 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 Allah şunu söyledim sadece ona ayeti kerime olarak. Allah'tan ümidini kesen yalnızca kafirlerdir. Abi ben kafir değilim dedi. O zaman dedim ümit var olacaksın. Allahü Teala senin günahlarını affeder. Üstünü üç kere daha aynı günahını yine yeter ki sen nasuh tövbesi yap bir şekilde yolunda ol. Ondan sonra bir de bizim nesilde de vardı bu yeni kuşakta da o var. Yani ben bittim artık. 15 yaşına gelmiş ya daha biz yani ağzıma bile almak istemiyorum o cümleyi. Yani daha Allah bizi affetmez daha. Allah Allah. Abi dur bir bismillah ya. Ama sonsuz rahmetten haberi yok ki. Hazreti Hamza'yı kim ya. şehit etti? Ya. Sonra ne oldu? Hazreti Başına Vahşi. Hazret oldu Abi böyle. Hazreti Vahşi diyorsun, Hazreti Hamza diyorsun. Müslümanlar birbirini mi kesmiş?" diyorlar İmam hatip söyleşilerinde. Yok diyorum. Vahşi Hazreti Vahşi oldu. Sen peygamberin amcasını mı şehit ettin? Asa yani bir şey suikastçı. Ne yaptın sen? Sen kendi içinde düşündüğün günahları bile böyle büyütüp büyütüp bir kar topu etkisiyle psikolojik olarak kendilerini bitiriyorlar. Ee, gençler hiçbir gençlere diyorum zehir gibisiniz gençler falan. İmatip e, müdürü dürtüyor ya zehir mi kardeşim? <laughs> Senin göz kırpman gibi <laughs> girme oraya. Ama diyorum hocam zehir panzehir de zehirden yapılıyor. Bak iyi iyi evet, kıvırdın diyor. Evet evet. Panzehir olmak için zehir olmak zorundasın abi. Zehir gibi olacaksın. Ama ne diye? Ben son cümle şunu söyleyeyim. Gençlere diyorum siz yağmur gibisiniz. Kendisi için dua edilen çok az şeyden biridir yağmur. Ama geçen sene, iki sene önce e, Bozkurt'ta, Kastamonu'da ne oldu? Ya. Gerekli altyapı oluşturulmadığı için aynı yağmur. Abana Bozkurt değil mi? Aynı yağmur zahmete aynı. dönüştü. Bu gençler zahmet de olabilecek potansiyelde, rahmet de olabilecek potansiyelde. İnsanlığın en başına gidelim. Kabil de olabilecek potansiyelde, Habil de olabilecek potansiyelde. Lütfen ustalar ellerinden çıkan sanatı bize gelip bana şikayet ediyor anne babalar. Ya benim çocukta çok iyiydi de 15'i geçince bir değişti falan. Sizi çok seviyor dinliyor bir uyarsanız olur mu? Uyarıyorum zaten. İşte <laughs> onu yeterli bulmuyor. Abla diyorum ben konuşunca sen gidip bizim mahremimizi Resul abiye mi anlattın anne dedim. Ay öyle hiç düşünmemiştim falan. Abla evdekini bana niye anlatıyorsun? Ve bu senin eserin. Tabii ki diyorum hemen bir karamsarlığa girince diyorum ki sakın kendine haksızlık yapma. Ben sen başarısızsın demiyorum. Sana başarısız desem Hazreti Nuh'a haksızlık yapmış olurum. Ya. Onun oğlu Kenan da son nefesine kadar inatla iman etmedi ama put yapan Azer'in oğlu İbrahim peygamber